İsimlerin cinsiyeti bence en önemli derslerinden biri. Türkçe'de isimlerin böyle kategorisi olmadığı için ilk etapta biraz zorlayabilirsiniz. Fakat ilerideki derslerimizde sürekli olarak cinsiyet kategorisine başvuracağımız için şimdiden bu konuyu iyice incelememiz gerekir. Rusça'da canlı öz, nesne, olay ve soyut anlamlarına göstermek için eril cinsi, dişil cinsi ve nötr veya tarafsız cins isimleri kullanılmaktadır. Rusça'daki isimler 3 cinsi var diye söyledim. Bu cinsler hem canlı hem cansız varlıkları belirtmek için kullanılır. İsimlerin cinsiyeti son harfine göre teyin edilir. Şöyle bakalım. Eril, mužskoyrod, horoz resmi var zaten erkek. Dişil, ženskýrod, tavuk. Bir de nötr, srednýrod, hem canlı, hani civciv çıkarsa canlı olabilir, hem cansız. Ama genel olarak nötr cansızdır. On, ana, ano diye okunur. On, eril, ana, dişil, nötr, ano. On, ünsüz harfle bitenler, kelimeler ondur. Dom, stol, brat, kot. Dom, m ile bitti gördüğünüz gibi, ev anlamına gelir. Sessiz bir harf. Stol, masa, sessiz harf yine sonunda. Brat, erkek kardeş veya abi. Yine sessiz harfle bitti. Kot, kedi, erkek. Evet, komik olabilir ama Rusça'da hem dişi hem erkek için kediye göre iki tane kelime var. Yani dişi için ayrı, erkek için ayrı. Yani sessiz harfle bitenler ondur diye ezberlediniz. A ile bitenler, A harfle bitenler dişil, yani ana, karta, harita, bukva, harf, koşka, kedi dişi, maşına, araba. Gördüğünüz gibi bütün kelimeler A harfle bitti. Bunlar hepsi dişil, yani ana. O harfle bitenler ano, nötr cins, tarafsız cins. Akno, pencere, metro, metro, kino, sinema, pismo, mektup. Şöyle de bakabilirsiniz. On zaten sessiz harfle bitti. Ana, A harfle bitti. Ano ise O harfle bitti. Kratkaya i, yumuşak sessiz harfimiz. Kratkaya i ile bitenler de erildir. Muzey, tramvay, çay. Bu kelimenin tercümesini söylememe bile gerek yok. Çünkü müze sadece farklı okunur. Yani farklı okunur dediğim, sonunda ye yok. Ya ve i ya harflerle bitenler ise dişil. Pesnya, şarkı, semya, aile, Turcia, Türkiye, Rusya, Rusya. Y ve İY harflerle bitenler nötr, tarafsız cins, ano. More, deniz, platye, elbise, zdaniye, bina, zadaniye, görev. Tek bir harfimiz eklendi. Zdaniye, zd diye okundu. Zdaniye, bina, zadaniye, zadaniye, görev. Mehki znak ile bitenler. Şöyle söyleyeyim. Rusça'da çok fazla özel durum içeren bir dil olduğu için bu kurala ait olan özel durumlara sonraki derslerde döneceğiz. Fakat mehki znakta şöyle durmak isterim. Hem eril hem dişil olabiliyor ve ezberlememiz gerekiyor. Eril, gost, misafir, dost, yağmur, den, gün, slavar, sözlük, kalendar, takvim, agon, ateş, gost, dost, den, slavar, kalendar, agon. Dediğim gibi maalesef mehki znakla bitiyor ama eril ve ezberlememiz gerekiyor. Dişil olanlara bakalım. Mat, anne, mama da biliyordunuz. Mat da anne olarak kullanılıyor. Doç, kız çocuğu. Noç, gece. Osen, sonbahar. Novost, haber. Ploşet, meydan. Mat, doç, noç. Osen, novost, ploşet.
Bu sadece birkaç tane örnek, daha fazlası da var. Sadece birkaç tane örnek verdim size. Ano için şöyle bir durum var. M ile bitenler, yani M ve Y harflerle bitenler ise ano. Zaten çok fazla kelime yok. Ve örnekleri olarak imya, imya, isim, ad, isim yazılmış kusura bakmayın. Vreme, zaman, vakit. İmya, vreme. M ile bitti. Ano, nötrdür veya tarafsız cins diyebiliriz. Vreme dengi. Vreme dengi. Vakit nakittir. On, özet geçersek ünsüz veya kratkıyı ve mehkiz nakli biter. Ana, a, ya, i ya ve mehkiz nakli biter. Ano ise o, ye, iye ve mea ile biter. İstisna olarak papa, baba, deduşka, dede, muşina, bay, dada, amca veya dayı, yunaşa, delikanlı. Aslında onlara istisna demek de olmaz. Çünkü 5 tane kelime verdim. 5'i de erkek ismi olduğu için, yani papa zaten erkek, deduşka da erkek, muşina, bay, başı üstünde. Başı başında erkek. Caca, amca, dayı ikisi için de kullanılır bu arada. Hem amca hem dayı bizde yok. O yüzden caca kelimesini kullanıyoruz. Yunaşa ise delikanlı. İstisna dedik ama istisna değil onlar. Hani erkek olduğu için ama A ve Y harfle bittikleri için istisna dedim size. Küçük bir alıştırma yapalım. Telefon, telefon. Kino, sinema. Cevuşka, genç kız. Ruçka, kalem, stol, masa, karta, harita, platye, elbise, stakan, bardak, gost, misafir, Antalya, Antalya, müzey, müze, vreme, zaman, pesня, şarkı, more, deniz, ime, isim. On, ana, ano, ya doldurmamız gereken aşağı doğru dolduruyoruz. Telefon sessiz harfle bitti. Tabii ki on. Kino, ano, öyle bitti. Devuşka, a sonunda var. Anadır. Ruçka, yine a. Anadır. Stol, sessiz harf. On. Karta, ana, a ile bittiği için. Platye, y ile bitti. Ano. Stakan, bardak. Sessiz harfle bitti. 10. Ghost. Burada bir durmak lazım. Çünkü yumuşak işaretimizle bitti ama belki henüz ezberlememiş olabilirsiniz. Hem 10 hem ana olabiliyor. Ghost 10'dur. Ezberledikten sonra kendiniz alıştırma yaparken de kendinizi kontrol edersiniz. Ghost 10. Antalya. İ ya ile bitenlerde ana. Antalya. Müzey. Sessiz harf yine yumuşak sessiz harfimiz. 10. Vreme. Me ile bitenler. Ano dedik. Pesnya. Şarkı. Ya ile bitti. Ana. More. Ano. More. Ano. İme. Tekrar. Me ile bitti. İme. İsim. Anodur. İsimlerin cinsiyeti tekrar söylemek istiyorum. Çok önemli bir konu Rusça'da. Çünkü sıfatlar, sayılar, her şey isimlerin cinsiyetine göre çekilecek. Şimdiden kolay gelsin. Bol bol alıştırmalar yapın. Görüşmek üzere.